Gültekin Avcı, Güneydoğu'da KCK'nın tüm il ve ilçelere yayıldığını, halk ve milis güçlere 20 bin Kalaşnikov dağıtıldığını iddia etmişti. Tamam. BDP milletvekili Hasip Kaplan bu iddiaya cevaben şunları söyledi. O gazeteci kimse o 20 bin kişinin tek tek isimlerini de yazsaydı, çok sağlıklı bilgisi varsa. Devlet uyuyor, MİT, hükümet, yargı, polis uyuyor, köşe yazarı ayakta. Barış ve çözüm sürecine paslı hançerle böyle darbe vurmaya çalışıyor, bu kadar dedi. Ya kardeşim tamam da yani barış süreci var, hepsi güzel. Ama böyle bir ihtimal var. Olabilir. Yani ihtimal üzerine hareket etmek lazım. Çünkü daha önce bu anlar yaptı mı yapmadı mı? Yaptılar. Yani ne bileyim, su uyur efendim değil mi? Ördek uyumaz derler. Yani hiçbir şey yok deyip yan gelip yatmak olur mu kardeş? Aniden ortaya çıkarlarsa ne yapacağız? Tabii ki hazırlıklı olacağız. İhtimale göre hazırlık olması gerekiyor. Ya yani kuraklık olur mu? Olabilir. İhtimal. Hazırlıklı olacaksın. Savaş olabilir mi? Olabilir. Hazırlıklı olacaksın. O Türk ordusu niye var? Savaş ihtimaline karşı var. O zaman dağıtalım orduyu. Olur mu öyle şey? Dış saldırı olma ihtimaline karşı orduyu tutuyoruz biz. Yani bu kadar silahlanmanın sebebi bu. Adamlar gözü dönmüş, PKK'nın gözü dönmüş olduğunu gördük tarih içerisinde. Anlaşılmayacak bir vaziyet yok. Haklı olarak tabii kendimizi savunacağız. Dikkatli olacağız ve tetikte olacağız. Bu ihbar doğru olmasa bile olabilir üzerine hareket edilmesi lazım. Yani bu ihtimale göre de hazırlık yapılması lazım. PKK buhar olup uçmadı. Yani adamlar silahıyla, tüfeğinin her şeyle bekliyor hazır oldu. Ona göre devletin hazırlıklı olması gerekir. 20 bin, 60 bin, 70 bin Kalaşnikov da olabilir. Daha ağır silahlar da olabilir. Yani değil mi? Yani uçak savarlar, şunlar buna bayağı bir şey de olabilir. Araştırmak, incelemek, ona göre hareket etmek gerekir. Yani var kabul ederek hareket etmek lazım. O zaman o öbür mantığa göre polise de gerek yok, jandarmaya da gerek yok, askere de gerek yok. Değil mi? Yani onlara silah almaya da gerek yok. Olmaz öyle şey.